yaptın Nizamettin amca? Kendini kurtarmak için bana iftira atmadın mı? Hadi be. Ah, unutmuşum desen ne olur be. Benim her gün evi silip süpüreceğim diye canım çıkıyor. Niye kabul edeyim ki? Uzatma. Artık yeter, tamam. Şimdi bunun acısını çıkarırsın benden. Ya acısını çıkarız da ne yaparız be? Terslersin beni. Ya bunlar incir çekirdeğini doldurmaz be. Salla gitsin be. Ama haksız mıyım? Sağda solda en ufak bir toz görüyor musun? Elim sudan çıkmıyor. Sonra böyle konuştuğun zaman çok gücüme gidiyor Nizamettin amca. Yapma ya. Haklısın. Biz büyükler bazen paçayı kurtarmak için küçüklerin tepesine çıkarız. Haklısın. Kendi hatalarımızı kapatmanın en kolay yolu budur. Kusura bakma be. Ben sizleri çok seviyorum. Biz de seni severiz be. Hadi be, bakasın dalgana. Hı hı. Yaşlanırsın be Nizam. 40 yılda bir çamur atmaya kalkarsın, geri gelir. Bir daha atarsam 2 olsun be. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler çok iyisiniz. Elimizden gelen bu kızım. Moralini bozma. Kuvvetli olmaya bak. Hırka giy, üşütme. Sağ olun, giyerim. İstediğin zaman gel. Bizim evimiz herkese açıktır. 24 saat. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Mihriban, Seher gidiyor kızım. Tamam bak. Gel bakalım. Senin neyin vardı kızım? Çok hoşsunuz Makbul Hanım. Güzin abla gibi olup çıktınız. Sayenizde kızım. Kimse yerinde rahat durmuyor ki. Doğru söylüyorsunuz. Rahat batıyor, rahat. Sadede gel kızım. Şikayetin nedir? Ben kafayı yemek üzereyim Makbul Hanım. Siz en iyisi bana bir cevizli kurabiye tarifi veriniz. Bu kadar mı? Az geldiyse yanında bir de tarak veriniz Makbul Hanım. Bu şaka. Tarifi veriniz. Aklında tutabilir misin? Tutarım. 100 gram ceviz. Sonra biraz un, biraz yağ, biraz şeker. İşte kurabiye. Ah, çok teşekkür ederim. Herkes yemek tarifi yapamaz. Ama biliyorsunuz ki siz çok güzel yapıyorsunuz. İnsan şıp diye anlıyor. Allah vergisi, ne yaparsın? Makbul Hanım, kurabiyeyi nasıl yapıyorsunuz? Söylesenize kuzum. Ne var ayol? Un, yağ, şeker, yumurta. Hop ediyorsun, güp ediyorsun, tamam. Böyle sırıtarak mı servis yapıyorsunuz? Aman nasıl yaparsan yap. Öf, bunu aldım. Ben de size bunun için geldim Makbul Hanım. Kurabiye şaka kısmı. Ben de bunalıyorum. İsterseniz birlikte bunalalım. Yok kızım, yok. Benimki bana yeter. Öf tanıdım, öf. Yarım saattir bekliyorum burada. Zafer? Selam bile vermedi. Zengin nişanı bulmanın yararları. Biz minibüse bile zor bindiriyorduk. Sen niye bunalıyorsun? Anlatayım. İrfan'dan kurtulmak istiyorum. Ha. Bu İrfan'dan beni kurtarınız Makbul Hanım. Aman aman kızım, karanlık adam o, beni aşar. Öyle görünüyor. Ama dünyanın en salak adamıdır o. Yalnız benim hiç sözümü dinlemiyor. Git diyorum, gitmiyor. Ben mi gittim kızım? Zahmet olmazsa deyiniz bunu. İnanınız artık bıçak kemiğe dayandı. Ay ne bıçağı? Bıçak mı çekti sana? Yok kale. Benzetme yapıyorum. Sabrımı taşırdı diyorum. Kale, sizin anlayışınız mı kıtlaştı? Ne bileyim kızım. Bugünlerde her gelen öleceğim, vurulacağım, kesileceğim diyor. Ben diyorum ki sizin bildiğiniz birileri vardır. Büyücüler. Bir gitsek bu İrfan'ın ayağını kessek diyorum. Ben nereden bileyim kızım? Bilirsiniz, bilirsiniz. Sizin bilmediğiniz Mısır Çarşısı'ndaki Tarçın Usta. O kim kızım? Sizinle de konuşurmuyorum Akbul Hanım. İyi, tamam. Dur bakayım. Yıllar önce birinin vasıtasıyla gitmiştik. Hala yerinde duruyorsa ona bir bakalım. İşte bu kadar. Bana bak, ben böyle üfürük işlerine inanmam, baştan söyleyeyim. Sen istiyorsun diye gidiyorum. Ben de inanmıyorum ama bir de bunu deneyeyim diyorum. Başka? Ne başkası? Başka bunaltın yok mu? Bu kadarı yetiyor bana. Yarın gider miyiz üflemeciye?
Sabah erkenden gidip gelelim, tamam mı? Tamam. Hadi hoşçakalınız. Hadi güle güle. Tövbe tövbe ya Rabbim. Nelere bulaşır olduk ya Rabbim. Çayını getirdim baba. Ne oldu baba? Hı? Hiç. Az evvel Sibel'i gördüm de. Boş ver baba. Görmemiş kabul et. Daha çok görürsünüz birbirinizi. Doğru. Hayri abi gitti mi Barret'te? Gitmişler baba. Benim de haberim yok. Telefon gel. Birine iğne yapılacakmış. O biliyormuş. Ben şimdi bulurum baba. Hadi oğlum bakıver. Yine yüzünden düşen bin parça. Hiç işte abi. Az önce Sibel'i gördüm, moralim bozuldu. Kaç sene, kolay mı? Unutamaz insan. Hem de hiç unutamaz. Demet şuramda sızlıyor. Neyse, böyle düşündükçe içinden çıkamaz insan. Tam unutuyorum abi. Gördüğüm zaman da allak bullak oluyorum. Durma üzerinde. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor abi. Bizim oğlana matematik çalıştırabilir misin? Anlamadığı yerler varmış. Abi unutmadıysam niye olmasın? Gerçi çok zaman geçti ama elimden gelen yardımı da yaparım. Sağ ol, sağ ol koçum. Bir ara bakarsın. Tamam abi. Osman babanın izin vermesi iyi oldu değil mi baba? Allah razı olsun. Şehmus peşimizi bırakmaz ki, yine gelir. Bence korkak davranıyorsunuz. Gidin karakola şikayetinizi yapın. Hadi Şehmus'u yakaladılar diyelim. Onunla bitmiyor ki. Diğerleri ne olacak? Ben Zafer babanın fikrine katılıyorum. Gidin karakola. Hepsini şikayet edin baba. Kim var kim yok atsınlar içeri. Ömür boyu çekeceğiz bu derdi anlaşılan. Sen gazetecisin Zafer baba. Hemen bir senaryo uydurursun. Ben de şimdi ona benzer bir şey söyleyecektim. Bir plan yapılarak oyuna getirilebilirler. Hayatla oyun olmaz. Canım elbette ama şimdi kapı çalıp iki kişi içeri dalsa bu daha tehlikeli değil mi? Zafer baba doğru söylüyor babalar. İşim arz, bir oyun bu iş biter. Bizim oyun yapacak halimiz mi var Zafer? Siz bana bırakın abi, ben hallederim. İrfan babayı üzerine salsak babalar? Boş ver onu oğlum, o kuru gürültü. Bizim babalar her gün tartaklıyor ya. Oğlum onlar yaşlı insanlar. Hem biz adam dövmeyi, öldürmeyi düşünmüyoruz ki. Oyuna getirip yakalatacağız. Bir su verir misin Zafer baba? Al bakalım. Melihacığım, hani senin tanıdığın biri vardı. Okuyup üfleyip kağıda bir şeyler yazıyordu. Neydi onun adresi? Sesini açar mısın Nizamettin amca? Telefonla konuşur be. Duyamıyorum ama. Azar işitirsin karışma. Yok canım, ben de inanmıyorum öyle şeylere. Bir komşum var, o gitmek istiyor. Ya açsana Nizamettin amca. Ya sar mısın be? Ne yapayım? Ben bile duyarım be. Aç dedikçe kısıyorsun sen. Sağ ol. Doğru dersin be. Açarım diye kısarmışım boyuna. Bitti işte. Aman tamam, param tamam. Olsun ilk iş odama televizyon alacağım. Ömrüm tamam. Vefa ederse kupon biriktir. Tamam. Aman Nizamettin amca. Bu işte tamam. Bugün çok çalıştım Makbule. Aman sorma. Yarın da Emel'i büyücüye götüreceğim. Büyücüye mi? Ya işim mi yoktur be? İnanılır mı öyle şeylere be? Ne yapayım? Israr etti. Günlerce çenesini çekeceğime götürürüm, kurtulurum. Kime büyü yapacakmış be? Kimse duymasın ama İrfan'ı başından def etmek istiyor. Sülük gibi adamdır be. Hiçbir şey işlemez ona be. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun baba. Kahveni nasıl içersin? Artık bir kahvede sana getirsinler değil mi Selahattin abi? Babanın ismini fazla yüksekten söyleme Zafer baba. Ben artık kapıdaki kilitten bile şüphe ediyorum. Kahveyi ben yaparım baba. Ben yapardım baba. Babam benim yaptığım kahveyi sever. Zafer sen de içer misin? Zahmet olmazsa. Niye olsun? Kapı baba. Şşş, ses çıkarmayın. Bize kimse gelmez baba. Kim bu baba? Buldu bizi, geldi baba. Ben ekmek bıçağını alayım. Şöyle kenara geç. Işığı söndür Baretta. Erkekçe söylüyorum babalar. Ben korkuyorum. Baretta git kapıyı aç. Niye hemen baba? Lütfen ya. Katil baba. Yanlışlıkla beni ocakçı baba zannederse ya. Hadi be oğlum. Sen açmazsan ben açarım. Dur baba. Dur baba. Hadi Baretta. Hakkınızı helal edin babalar. Baretta! Baretta!
Halep de bayıldı Zafer abi. Hay Allah. Sen miydin Kemal? Babam matematik için yardım edebileceğini söyledi de... Neyiniz var sizin? Boşver, önemli değil. Öbür tarafta buluştuk. Yoksa daha gitmedik mi? Ne kadar ödleklisin be oğlum. Ben bir su getireyim. Getir kuzum. Deli dana. Allah Allah. Benim eşyalarım nerede efendim? Yerinde. Nerede yerinde? Ben bulamadım. Sabah bıraktığın yerde. Yani eski evde mi? Evet. Niye benim eşyalarımı da almadınız efendim? Ben sana eşyalarını topla dedim. Orada olmadın. Mecburdum efendim. İrfan'la beraberdim. Siz de gördünüz. Beni ilgilendirmez kardeşim. Bir şeyin kaybolur, kırılır, sorumluluğunu üzerime alamam. Şu anda yanımda pijamam bile yok efendim. Git al, anahtarı vermedim daha. Gece gece, bu karanlıkta. Sen zaten gecelerin adamı değil misin Hayri? Evine eşyanı almaya gidiyorsun. Bunu unutmayacağım Fahri Beyciğim. Şu saatte şu eziyeti bana yaptırıyorsunuz ya. Helal olsun. Var mı öyle bedava iş? Hasta olacak be birader. Üzerine de bir şey almamış. Ne oluyorsun be? Ay, korkudan ölebilirim efendim. Yine rüya mı gördün? Arkan açıktaydı tabii. Sormayın efendim. Rüyamda ben balıkmışım. Hayırdır inşallah. Ne balığı? Cinsimi bilmiyorum efendim. Kendimi göremediğim için bilmiyorum. Biraz moralim bozukmuş efendim. Yalnız başımayım. Sudan şöyle kafamı çıkarıp karaya doğru bakıp efkar dağıtıyorum. Morali bozuk balık ha. Dinleyin efendim. Güneş dağların arkasından batıyor. Ben onu seyrediyorum. Gözümün önünden çocukluk aşkım istavrit geçmez mi? Çocukluk aşkın istavrit ha. Tam o anda başımı bir çeviriyorum ki balıkçının biri üzerime ağ atıyor. Meğer siz bana ceket örtüyormuşsunuz. Allah iyiliğini versin yahu. Görecek başka rüya mı bulamadın? Su çok soğuktu efendim. Çok üşüdüm. Hala rüyadasın birader. Üzerine bir şey almazsan üşürsün tabii. Sizin de alacağınız olsun efendim. Benim eşyalarımı getirmediniz. Eşyaların aşağıda kömürlükte. Bana toplattığın için mahsus yaptım. Nasılsa aramızdaki soğuk savaş devam ediyor efendim. Ha ha ha, esas ha 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 benden. Hadi Makbul Hanım, baloya gitmiyoruz. Acele ediniz biraz. Dikkat edin de sizi üfürmesin be. Ağzınızdan yel alsın Nizamettin Bey. Zaten hem korkuyorum hem gidiyorum. Boşa kürek sallarsınız be. Senin ağzına hiçbir şey işlemez be. Alakamı başka nasıl keseyim? Söyleyiniz öyle keseyim. Şöyle kes alakanı. Verevine verevine kes. Bakıyorum sabah sabah çayınıza şeker olduk Nizamettin Bey. İsterseniz sizin için de bir üfleteyim. Aman. Kışt. Ben hazırım. Ya bir üfürükçü için fazla değil midir bu kıyafet? Üfürükten bir şey giyseydim be. Hiç beni götürmüyorsun Makbul anne. Şaşırdın mı kızım? Beni kimse tanımasın diye böyle giyindim. Bu laf kalabalıklığı akşama kadar sürer Makbul Hanım. Hadi gidelim artık. Ah, İrfan'ı görürseniz sakın bir şey söylemeyiniz. Ben gördüğüm yerde kaçarım zaten be. Sen de öyle köprü altı çocukları gibi bakma ayol. Götürmeyeceğim işte. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. İki tane beyincik bir beyin etmez be. Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun baba. Ocakçı ne alemde? Dün gece bizdelerdi baba. Bugün kendi evlerine geçecekler diye biliyorum. Günaydın. Günaydın Zafer. Günaydın Zafer abi. Zafer, nasıl bizim oğlanın durumu? Akşam biraz çalışmışsınız. Aslında benim durumumu sormak lazım abi. Unutmuşum. Ama görünce hatırladım.
Kemal o kadar kötü değil. Ezberi biraz zayıf, formülleri karıştırıyor. Bir sürü acayip şey var baba ya. Yok sinüs, yok kosinüs, bu ne ya? Ders diye koydularsa öğreneceksin oğlum, o kadar. Günlük hayatta kim kullanıyor bunları ya? Öyle deme. Ya ileride bilim adamı olursan? Ben mi? Boş versene abi. Yetenek olsa futbolcu olurum. Çok para var. Geçen akşamki maçı seyrettin mi Zafer abi? Hadi hadi. Bırak şimdi top muhabbetini. Derslerine çalış bakayım. Ben olsam en kısa yoldan zengin olurdum baba. Seni de biliyoruz oğlum. Sana miras kaldı. Kuruşuna dokunmadın. Sağa sola dağıttın. O ayrı baba. Önce insanlık gelir. Bundan sonra bir miras daha kalsa önce nereden bulduğumu bildirir. Sonra yerim. Hadi gevezeliği bırakın. Herkes işine. Hadi bakayım hadi. Görüşürüz. Artık hiçbir önemi yok zaten. Merdivenler öldürdü efendim. Öyle mi? Aslında evet. Merdiven insanı yorar. Fahri Beyciğim, yatağı çıkarmama yardım eder misiniz? Allah seni inandırsın. Öyle hamlamışım ki dün küçücük bir koliyi kaldırayım derken tak etti belimden bir ses geldi. Korktum bıraktım. Sağlık olsun efendim. Ben kendim taşırım. Taşı da aklın başına gelsin. Buraya kadar ben getirdim zaten. Aklı sıra beni zorluyor. Taşırım efendim. Ben tek başıma taşırım. Ben tekrar iniyorum efendim. Dikkat et, ev sahibi bu binada oturuyor. Duvarları çizme. Elimden geleni yaparım efendim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. İrfan'ın yanında pek bir havalıydın Hayri efendi. Bizi burada unuttu. Aa, sus kızım. Kitaptan sana uygun olan büyüyü arıyor. Dünyada bin bir çeşit hadise vardır. Hepsinin büyüsü ayrı mı? Onlara göre öyle. Sus şimdi. Kaynaşmayın hanımla. Sus dedim bak, kızdı. Ama ben sıkılıyorum. Aa, konuşma. Sana da bir büyü yapacak, göreceksin gününü. Daha kitabın başında Makbul Hanım. Kaynaşmayın hanımlar. Senin yüzünden kurbağa olup çıkacağız buradan. Ah, büyücü bey, isterseniz bir sonra gelelim. Anlıyorum ki sizin işiniz uzun. Ben belki paçayı kurtarırım da seni kesinlikle kurbağa yapacakmış gibi baktı. Ama daha kaç saat bekleyeceğiz? Kaynaşmayın hanımlar. Kaynaşmasana kızım. Bilseydim böyle yapacağını gelmezdim ayol. Şimdi hiç konuşma, yazıyor. Ah, hayırlısı olsun. Abi, benim aklıma bir çare geldi. Ne hakkında oğlum? Selahattin abiyle ilgili. Neymiş o? Bunun kan davalısına bir senaryo hazırlayalım. Suçüstü yakalatalım. Tehlikeli işlere kalkışmayın oğlum. Cahil adamlar bunlar. Anında vururlar. Sonra yakalarsın ama iş işten geçmiş olur. Planı söyledin mi Osman babaya? Oo, her şey ayarlanmış bakıyorum. Yapmayın çocuklar. Tehlikeli işlere kalkışıyorsunuz. Sizin harcınız değil bunlar. Sen bir şey öner baba. Söyleyin gitsin karakola şikayet etsin kardeşim. Hayatım şu şu nedenlerle tehlikede. Bana yardım edin diyecek, o kadar. Aslında ne yaparsan yap böyle adamlar işin arkasını bırakmazlar abi. Bırakın bu işleri, bırakın hadi. Hadi. Ben Kamil'e kadar gidiyorum. Arayan olursa söylersin. Peki baba. Ne diyorsun baba? Osman abinin tadı yok. Eskiden böyle miydi oğlum? Herkesten önce o atılırdı. Ona hak ver baba. Çok zor günler geçirdi. Hayata küstü. Neyse, biz bu işi hallederiz oğlum. Bizim Metin'in bu işlere kafası çalışır. Bir de haber yaparız, herkes duyar. Sen kendine malzeme toplamıyorsun değil mi baba? Yok be oğlum. İnsanları dolaylı yoldan bu davadan caydırmaya çalışıyor. Çok ince bir hesap baba. İnşallah tutar. Bu kağıda yazdıklarım senin derdine devadır. Bu kağıdı bir suyla kaynatıp içireceksin. Yalnız hepsini içtiğinden emin olacaksın. Peki büyücü bey, bir seferde mi içecek yoksa yemeklerden sonra mı içecek? İçsin de nasıl içerse içsin. Etkisini ne kadar zamanda gösterir? İlk tuvalete çıktığında büyü tamamlanmıştır. Ah, affedersiniz ki soruyorum, merak ediyorum, büyük mü küçük mü?
Yalnız çok soru sorarsan büyüğü tutmaz. Soru sormasana kızım, kurbağa olacağız vallahi. Kaç paradır büyücü bey? Bu iş para karşılığı değildir, hediyedir. Hediyesini söyleyiniz o zaman. 15. 15 ne? Fasulye, nohut. Lira kızım, lira. Felsübhanallah. Hadi çabuk ver de gidelim buradan. Ah çok paraymış. Fiş almayalım, indirim yapınız. Delirdin mi kızım? Bu işin fişi mi olur? Tövbe tövbe. 15. Söyle bir iş bulamadık kendimize makbul hanım, görüyorsunuz. Hadi, hadi, ay bu beni öldürecek. Allah aşkına sus, çarpacak adam bizi. Buyurunuz. Affedersiniz ki soruyorum, verginizi veriyorsunuz değil mi? Hadi kızım yürü, hadi yürü, yürü. Ah, bu beden iflah olmaz artık efendim. Bittim, öldüm. Hamlık var, hamlık. Bana bu eziyeti çektirdiniz ya. Hiç konuşmayın efendim. Buraya kadar getiren hammallar yukarıda çıkarırdı. Tabii, söyleseydim çıkarırlardı. Dedim ya, sana kızdığım için çıkarttırmadım. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bırak şimdi alınganlığı da beni dinle. Ciddi sorunlarımız var. Bu evin kirası eskiye göre daha yüksek. Yani? Bütçeye biraz katkıda bulunman gerekiyor. Bak depozito verdim, 5 aylık peşin verdim, metelik kalmadı. Telefon nakli de cabası. Ne kadar lazım efendim? Vallahi mutfak masrafını, elektriği, suyu üstlenirsen iyi olur. Bu benim için çok para Fahri Beyciğim. Durumumu biliyorsunuz. Ya ev değiştirmek kolay mı birader? Elimdeki avucumdaki gitti. 3 aylığımı da yeni almıştım. Uzun lafın kısası açız kardeşim. Borç mu alsak acaba? Olmaz. Borç benim hayatta en korktuğum şeydir. Ödeyemeyiz, rezil oluruz. Sizin kendi eviniz vardı efendim. Niye orada oturmadınız da kiralarda sürünüyorsunuz? Orası küçük. Tesisatı eski. Yıkıldı, yıkılacak. Şimdi ben nereden para bulayım Fahri Beyciğim? Zorla insanlara iğne yapamam ki. Bilmiyorum artık. Kafa kafaya verip bir çare bulacağız. Ben kahveye gidiyorum efendim. Nargile içerken daha iyi düşünürüm. Git bakalım. Çok iyi düşün Hayri. Sen de olmasan ben nasıl eğleneceğim? Hala yol mu gözlersin be? Makbul anneleri merak ediyorum. Çarpılmamışlardır inşallah. Ya ne dert edersin be? Makbule'ye büyü işler mi be? Üf, beni niye götürmediler? Ben de görmek istiyordum. Boş veresin be. Büyücü de sen ben gibi bir adam. Onun bir tek farkı uyanıklık yedişidir. Milleti söğüşler. Ay öyle demeyin Zahmettin amca. Çarpılırsın. Bu yaştan sonra çarpılsak ne olur be? Telefon. Ya tam zamanında çaldı be. Zıpladık yerimizden. Alo. Varetta, benim Mihriban. Biliyorum tanıdın da ben yine söyleyeyim dedim. Yağ gibi erir Baretta'nın sesini duyunca. Bir de güzel bir ses olsa bari. Nizamettin amcamı. Evde. Beni mi ister? Nizamettin amcayı telefona mı çağırıyorsun? O zaman ben Nizamettin amcaya sesleneyim. Versene be. Nizamettin amca, telefon. Sardiniz be, ver. Ben Nizamettin amcaya seslendim. Şimdi telefonu Nizamettin amcaya veriyorum. Ver derim be. Öf be. Ne yapayım canım? Telefonla konuşmayı seviyorum. Allah Allah. Söyle Baret. Beni ne diye istersin?